Sarı yonca, kokulu yonca veya taş yoncası denen bilinen bu yonca türü, bununla ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Bu araştırmalarının biri de Profesör Doktor Bowen, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Profesör Doktor Allen, Profesör Huggins yapmış oldukları araştırmalarda sarı yoncanın birleşimindeki kumarinlerin kan, kılcal kan dolaşımını düzenlediği, yani baldırma bacaklarda variz, venöz yetmezlik gibi rahatsızları önlediği, baldır ve bacakları, kılcal damarları güçlendirdiği, kan dolaşımını düzenlediğini belgelemiş. Klinik araştırmalar yapılmıştır. Yani doktorlar kendi hastalarını doktorlar arasında seçmiştir. Evet, sarı yoncanın haricinde bir de beyaz yonca var. Artı bir de alfa diye mor yonca var. Onun bilinen bir etkisi yok. Neden onun bazıları renklamını yapıyor onu anlamadım doğrusu. Çünkü bilinen hiçbir etkisi bugüne kadar hiçbir literatürde geçmiyor adı. Bunun birleşimindeki etken maddeler bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Öldürücü hücreleri, yani bakteri, virüs ve mantarları yok eden makrofajı harekete geçiriyor. Makrofaj nedir? Makrofaj damarlarda dolaşan ahtapot gibi düşünelim. Damarlarımızda, kanımızda sürekli dolaşır. Bakteri, virüs ve mantarları yakalayabildiklerini ahtapot gibi yakalar, yer, parçalar, yok eder. Yakalayamadıklarını T şeklinde, Y şeklinde antikorlar fırlatarak bakteri, virüs ve mantarları yok eder. İşte bu sarı yonca bu özelliğe sahiptir. Biz bununla ilgili ne yaptık? At kestanesi forte geliştirdik. Birleşimde sarı yonca ekstrakte, karabuğday ekstrakte, civan perişemi ekstrakte gibi 19 bitki ekstraktından oluşan at kestanesi, variz, venöz yetmezlik, toplar damar iltihaplanması, toplar damar zafiyeti gibi zafiyetlere karşı ve selülite karşı etkilidir. Klinik araştırmalarda at kestanesinin birleşimindeki eskin denen etken madde kimyasal ilaç olan variz, venöz yetmezlik karşı kullanılan rutinden 600 kat daha etkili olduğu ve hiçbir yan etkisinin olmadığı belgelenmiştir. Hürmetler, saygılar.